Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi üçgende alanın tarama testini gömeceğiz. Hadi bakalım, bira bismillah diyelim, başlayalım. İlk soruyla ne diyor? Diyor ki, birim karelere ayrılmış bir zemin üzerinde K ve L noktalarına dik çubuklar yerleştiriliyor. Peki, buna göre verilen noktalardan hangisine bir çubuk yerleştirilip 3 çubuk etrafına gergin bir kayış geçirildiğinde kayışın oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı 6 birim kare olur diyor. Şimdi öyle bir noktaya bir çubuk daha dikeceğiz ki arkadaşlar, bakınız şöyle bir üçgen oluşturacak. Şimdi bu üçgenin şuradaki kenarı 1, 2, 3 birimlik. 1, 2, 3 birimlik bir uzunluk. Tabanı diyelim biz buraya. Burası 3 birim. Şimdi bu üçgenin alanının 6 olması için yüksekliği h çarpı 3 bölü 2'den 6'ya eşit olması için dostlarım 12 bölü 3'ten 4 gelmesi lazım yüksekliğin. Yani bu kenardan 4 birim uzakta olması lazım bizim aradığımız noktanın. 1, 2, 3, 4 birim şuraya denk geliyor. Yani şu çizginin üstündeki bir noktayı aldığınızda yüksekliğimiz 4 birim olacak ki burada sadece Denizli noktası var. O yüzden cevap D noktası olur. Bakın, hatta üçgenimizi de oluşturup daha net görelim. Şimdi şu Denizli ile birleştirirsek şu kenarları, burayı da birleştirdim. Bakınız üçgen bu oldu ki yüksekliği de şuradan indirdiğinizde şuradaki yüksekliğimizin 4 birim olduğunu gördük dostlar. Evet, 1 numarada cevabı bulduk, Denizli'ymiş. Geldik 2 numaraya. Özel bir dik üçgen görüyorum dostlarım. Bizim çok sevdiğimiz, aşık olduğumuz 5, 12, 13 dik üçgenidir. Şuraya hemen 12'yi yapıştıralım. Şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım. Kök 29'un karesi 29'dur. Eşit olacak 5'in karesiyle şu BD'nin karesinin toplamına. Yani 25 artı BD'nin karesi. 25'i bu tarafa attım, 4 kaldı. BD'nin karesi 4. O halde BD'nin de 2 olması gerekir dedim. Şimdi bizden bütün üçgenin alanını soruyor. Bakın bu üçgenin tabanı şurası 14. Bu tabana ait yükseklikte 5 çarpıp 2'ye böldüm. Şurası 7. 7 ile de 5'in çarpımı 35'tir. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Kenarlarında birer santim boşluk bulunan 20 santimlik cetvel toprakla 60 derecelik açı oluşturup 6'yı gösteren noktası yüzeyle temas edecek biçimde batırılıyor. Daha sonra cetveli 14'ü gösteren çizgiden kırılıyormuş. Bakın şurası tam 14 noktasıymış. O halde 6 ile 14'ün arasına biz bir 8'i yapıştıralım. Şurası da 14 ile 20'nin arasıdır. 6 diyeceğiz ama şurada da bakın 1 santimlik boşluk varmış. O halde buranın toplamı da 7 oldu diyeceğiz. Peki, devam edelim. Buna göre cetvelle zemin arasında oluşturulan üçgensel bölgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şurası da 60 dereceydi. Bunu da yazalım. Dostlar, biz 60'ı görünce karşısına diklik indirecektik. Hemen indirelim. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı da 4 kök 3. Şimdi şurada da Pisagor çakalım. 7'nin karesi 49 eşittir 4 kök 3'ün karesi, yani 48 artı şuraya da x dersek x kare. Buradan 1 eşittir x kare, x eşittir 1. Burada 1 geldi. Şimdi bu üçgenin alanını soruyor. Yüksekliği 4 kök 3. Yazalım. 4 kök 3 yükseklik çarpı tabanımız 5 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Bu da 20 kök 3 bölü 2'den 10 kök 3 geldi sorunun cevabı. Şekil 1'de bir teknenin dik üçgen biçimindeki iki yelkeni gösteriliyor. Yelkenler D direğine bağlı olup ölçüleri üzerinde veriliyor. Tamam. Şimdi bakın, bu mavi üçgene bakarsanız 5, 12, 13 üçgeninin 10 katını almış arkadaşlarım. Şurası 120'dir o halde. 50, 120, 130. turuncu üçgene bakarsak 9, 12, 15 üçgeninden burası da 90 çıktı. Yani benim yüksekliğim 120, turuncunun şu kenarı da 90 geldi. E şimdi diyor ki şekildeki yelken direk etrafında dönüp, sağdaki yelken direk etrafında dönüp şekil 2'deki gibi sol yelkenin önünü kapatıyor. Yani 50 buraya geldi. Şurası 120 idi. E buranın toplamı 90'dı. Şuraya da 40 kaldı arkadaşım, turuncunun bu kenarına. Buna göre şekil 2'de görünen turuncu bölgenin alanı nedir diye soruyor bize. Hemen bulalım dostlarım. Turuncu bölgenin alanı şu tabanı 40'tır. Bu 40'a ait yükseklikte 120'dir. 40 çarpı 120 bölü 2 yapar dostlarım bu da. Hemen sadeleştirelim şöyle. 20 kalsın burada. 20 ile de 12'yi çarparsam 240, bir de 0 koyacağım. 2400 çıktı. Yani Adana'dan geldi sorunun cevabı. Evet. Bu tamamdır. 5 numaralı soruya geçelim. AH yani X nedir diye bir soru sormuş bize. Öncelikle şuna dikkat edin arkadaşlarım. Bu üçgen 15, 20, 25 üçgenidir. Yani 3, 4, 5'in 5 katıdır dostlarım. Şurası 25. Şimdi benim ahbacı diye bir öklit bağıntım vardı. Ahbacı. Neydi bu? Taban çarpı yükseklik dik kenarların çarpımına eşitti dostlarım. Buradan bulabilirim ya da konumuz alan olduğu için alandan bulalım. Dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. Ya da taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi. İkisi de aynı üçgenin alanı olduğu için birbirlerini eşitledim ve 2'leri sadeleştirdim. Sonra 25'i 5'e bölersek 5 kalır. 15'i 5'e bölersek 3 kalır. Bir daha şunu 5'e bölelim 1 kalsın. Şunu 5'e bölelim 4 kalsın. Bakın 3 kere 4 12'dir. Burada da sadece x kaldı. Cevap Bursa'dan çıktı. Evet, 6. sorumuzda bir ikizkenar üçgen görüyorum. Hemen ikizkenarı görür görmez tabanına dikliğimi indiriyorum. Ve bu diklik tabanı 2 eşit parçaya böldü. 6, 6 yazdım. Ve bakınız burada 6, 8, 10 üçgeni çıktı. O halde burası da 8'dir dedi. Şimdi sarı üçgenin alanını istiyor ki sarı üçgenin tabanı 6. Şurası. E bu tabana şuradan bir yükseklik inmeli ki bakın uzantısına inmiş yükseklik. 8. O halde 6 çarpı 8 bölü 2 benim aradığım alandır. Cevap da Edirne'den gelir dedim. Evet, şuna bakıyoruz. BC kenarı 12 santim, alanı 24 santimetre kare olan ABC ikizkenar üçgen biçimindeki karton. He. Şimdi bu ikizkenar üçgense şunun yüksekliğini bir indirelim. H diyelim. Tabanını da 12 vermiş. Şurası 12'ymiş. Hatta yükseklik tabanı 2'ye bölecek. 6. 6 yazalım. Alanı da 24'müş. Yani H çarpı 12 bölü 2 eşittir 24. 2'ye böl 2'ye böl 6. 6H 24 ise H eşittir 4. Şurayı da 4 bulduk diyelim. Sonra C noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Yani şu BC 90 derece döndü. B üssü C oldu. Buraya geldi. Peki. Şimdi bu da K'da tam orta noktasıymış. Buna göre de diyor ki şuradaki mesafeyi bulun. Şimdi K orta noktaysa buralarda 6, 6 oldu. Şuradan hemen bir diklik indirelim. Bakın dik yamuk sorusu oldu artık bundan sonrası. Dikliği indirdim. Burası 6 ise bu da 6. Burası 4 ise bu da 4. Şuraya da 2 kaldı. Hemen şuradan da Pisagor'u çakalım. Hatta ne demiştim ben? Benim hatırım için ezberleyin demiştim dostlarım. Bir dik üçgenin dik kenarlarından biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıydı hipotenüs. Bunu ezberlediğimiz takdirde Pisagor'a gerek kalmadı. Cevap 2 kök 10 geldi. Bir dik üçgen, bir de eşkenar üçgenmiş şu ADE. O zaman buraya bir 60'ı çakalım. Şimdi 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4'tür. Şuraya 4 yazalım. 90'ın karşısı 8'dir. O halde şuraya 2 yazalım. Buraya 2, buraya 2, buraya da 2 yazalım. Verilenlere göre diyor boyalı alan nedir? Şimdi biz burada iki şeyin alanını bulacağız. Bir, büyük dik üçgenin alanını bulacağız ki o dik kenarlarının çarpımının yarısıydı. Yani 4 ile 4 köküçü çarpıp 2'ye böldüm. Bu kocaman dik üçgenin alanı, yani yeşille beyaz üçgenlerin, yeşil bölgeyle beyaz bölgenin toplam alanı. Ben burada şu eşkenar üçgenin, yani beyazın alanını çıkarırsam geriye yeşil kalır. Peki beyaz da eşkenar üçgendi. Eşkenar üçgenin alanını iki yolla bulabiliyorduk. Ya formüle ezberleyin demiştik ya da yükseklik indirin, taban çarpı yükseklik bölü 2 yapın demiştik. Ben direkt formülden yazıyorum. A kare, yani 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür arkadaşlarım. A kare kök 3 bölü 4. Burayı bir düzenleyelim. Şu 2 ile şu sadeleşsin, 2 kalsın. Burada 8 kök 3 kaldı. 4, bu da 4, burada da kök 3 kaldı. 8 kök 3'ten 1 kök 3 çıkarsa da Denizli kalır dedim. 8 numarada tamamdır. Çevirdik. 9 numaralı sorudayız. Şekildeki üçgen karton BC boyunca kesilerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Kenar uzunlukları cinsinden verilmiş, alanlar olduklarına göre oran nedir diye bir soru soruyor. Gelin şu soruyu yukarıda çözelim. Arkadaşlar bunun için şöyle bir pratik yol öğretmiştim ben size. Böyle bir üçgeni içinden başka doğrularla, birkaç doğruyla kesiyorsa bu adam, buradaki üçgenlerin alanlarını şöyle bulabiliriz demiştim. Oranlarını daha doğrusu. En üstteki üçgenin alanı, iki kenarını çarpıyorum 5 kere 7, 35A'dır diyor. Sonra sırada büyük üçgen var. Bu da 10 çarpı 9'dan, yok 11 çarpı 10. 110A yapıyor dostlarım tamamı. 110A. Hemen 110'dan da 35'i çıkaralım. Ondan 5 çıktı 5. 75. Şurası 75A'ymış. Bunu da bulduk. Şimdi sorunun sonuna baktığımda bana diyor ki S1 bölü S1 artı S2. Şimdi S1'imiz ne? 35 bölü S1 artı S2, yani ikisinin toplamı, o da 110'du dostlar. İşte 35 bölü 110'u soruyor. Hemen sadeleştirelim. 5'e bölelim 7. Bunu 5'e bölersek 22. 7 bölü 22'ymiş. Sorumuzun cevabı da Edirne'den geliyormuş dostlarım. Evet, 10. sorumuz. G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi. 5-12-13 üçgenini görüyorum burada dostlarım. Hemen şu beyaz üçgenin alanını bir bulalım mı? 5 çarpı 12 bölü 2'dir. Yani 60 bölü 2'den 30'dur buranın alanı. Peki. Bize de boyalı alanı soruyor. Ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği var. Ben üçgenin 3 köşesini de ağırlık merkeziyle birleştirdiğimde karşıma 3 tane üçgen çıkıyordu ve bu 3 üçgenin de alanı birbirine eşit olacaktı. Yani bu da 30'dur, bu da 30'dur. Bana 2 tane 30'u soruyor dostlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 11. sorudayız. ABC üçgen. Eşit açıları görüyorum dostlar. Hemen bunlara bir aynı harfi yazalım. Şuna da A diyelim. Buna da A diyelim. Ve 6 ile de 2'yi görüyoruz. Alan ABC, yani tamamının alanı 18 olduğuna göre ABD, şu boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Benzerlik yapacağız burada dostlar. Bakın şu açıya B diyelim. Şuna da C diyelim. Şimdi üçgenin açıları ABC. Büyüğüne geliyorum. A var. Şurada B var. O halde buranın da tamamının C olduğunu görüyor. Şimdi açılarımız eşitse bu üçgenlere benzer diyorduk biz ki benzerlik oranını yazalım hemen. Küçük üçgende A'nın karşısı 2. Bakın benzerlik oranı dedim. A'nın karşısı 2. Büyük üçgende A'nın karşısı 6. Yani 1 bölü 3'tür benzerlik oranları. Peki biz biliyoruz ki alanların oranı dediğimiz şey benzerlik oranının karesi, yani 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. O halde küçük üçgenin alanı 1A, büyük üçgenin alanı 9A. Demek ki şuraya da 8A kaldı. Evet. Artık her şeyi söyleyebiliriz. Şimdi bize tamamını, yani 9A'yı 18 vermiş. O halde A 2'dir. Zaten A'yı soruyordu. Cevap da A'dan geldi. Evet. Aşağıda eş fayanslarla kaplanmış bir duvar üzerinde fayansların aralarında bulunan paralel çizgilerden biri üzerine bir çivi çakılmıştır. Çiviye bir tablo asıldığında tablonun üst çizgileri fayanslar arasındaki çizgi ile çakışıyor. Peki. Pembe bölgenin alanı 30 olduğuna göre yeşil bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar yine benzerlikte öğrendiğimiz şuydu değil mi kuralımız? Hani burada bir üçgenimiz var. Paralel çizgilerle eşit aralıklarla 2'ye 3'e bölünmüş 3 parçaya. Aynı şekilde burası da 3 parçaya bölünmüş. En üsttekinin alanına biz A dediğimizde bir sonraki 3A, bir sonraki 5A şeklinde gidiyordu dostlarım. Tek sayıların katı şeklinde. Ve bize 5A'yı 30 vermiş. Demek ki A 6. Neyi soruyor? A'yı soruyormuş zaten. Yeşil bölgenin alanı 6'yı soruyormuş. Cevabımız Denizli'den geldi dostlarım. Evet arkadaşlar, şimdi konu testini mi? Yok, taramayı bitirdik değil mi? Tarama testini gömdük. Bir sonraki videoda da konu testini gömeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.